Sen, evet. De size kimler derler nabınıza? Bize mucavlar derler. Hı? Mucavlar. Ha. Peki kaç yaşındasınız? 29. Evet. Evli misiniz? Evliyim. Ha. Kaç çocuğunuz var? Çocuk yok. Allah bağışlasın. Size soruyorum. Siz kaça kadar okudunuz? Ortaokul mezunu. Ortaokul mezunu. Güzel. Peki yüksek tahsile bir devam neden etmediniz? Yoksa maddi yönden mi, yoksa böyle beslenin biliyorsun geri bir düşünceye sahip olduğundan mı? Maddi yönden. Evet. Peki sen maddi yönde olsaydı okumak ister miydin? İsterim. İsterdim. Güzel. Şimdi soruyorum. Sen de besleniyor olarak, yani besleniyor olarak. Şimdi görüşünce, eskiden biliyorsun baş erkek mahkaması dışarı gidilmezdi. Şimdi bak ne güzel iş alıyorsun, kazanıyorsun. Şimdi bundan bir günah duyuyor musun? Duydum. Bunun günahı var mı? Yok. O zaman demek ki bu batıldı. Çünkü kazanman için günah var mıdır? Madem ki kazanmak değil mi? Tabii. Ha, şimdi sen de eskileri kınıyor musun yani? Bu yanlış olduğunu sen de kanıtlıyor musun? Kanıtlıyoruz tabii. Ha. Peki size de soruyorum. Bir besleniyor olarak, bir halk müziği, halk türküsü, kendi türkümüzü, kendi müziğimizi aşağı şehirde çalar söylerdi. Peki anam babam bilirler. Biz aslımız Türkmeniz. Yeni işte kültürümüz var. Biz bir folklor kurmak istiyoruz. Besliler adına. Bu folklor istediğimiz yerde çalacak. Altında minibüsü mesela onu iki posta kuracağız. İstanbul, İzmir, nerede besliler var? Mesela beş vilayetin beşinde de bizim besinlere istediği zaman istediği kültürü oyunu verecek. Siz de katkıda bulunur musunuz? Maddi manevi.